PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden dur. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo rankta yılanlamaya, fight olmaya devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde atladım şöyle 2700 metreyi seçtim. Bu arada ben modsuz giriyorum artık. Niye diyeceksiniz? Asus'tasından sonra modsuz girerseniz daha fazla puan alabilirsiniz. Niye diyeceğiniz, bir daha söyleyeyim. Şöyle bir cevap olarak verebilirim. Çok bir değişik bir cevap olacak. Şu paraşütü açayım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Asus'tasında mesela maçı modsuzda 2 dakikada buluyor, modlu da 1 dakikada buluyor. Bu ne demek oluyor? Eğer 1 dakikada bulabiliyorsa demek ki seni daha çabuk oyuncu buluyor ama birazcık düşük ranklara atıyor. Ama eğer sen gelip modsuzda eğer 2 dakika beklersen seni sağlam maça atıyor. Maç sonu bayağı sağlam adam kalıyor ve daha çok puan veriyor. O yüzden benim önerim şu anda Asus'tasını geçtiyseniz, yani 4800 mü 4700 mü 4700 herhalde, o puanı geçtiyseniz artık modsuz girin diye öneririm. Çünkü burada daha çok puan veriyor. Şimdi ne kadar böyle yavaş yavaş uçağa gidiyoruz. Bir yandan da aşağı bakıyorum araba varsa alayım diye, ama şurada bir tane jip var. O jipi alırsam büyük ihtimalle öldüğüm jip olacak. O yüzden o jipi almayacağım. Uçmaya devam edeceğim. Belki ileriden buggy çıkar. Şuradaki mantarın orada falan araba spamı oluyordu. Hani bir yere uçarak gidiyorsanız uçarak gitmeye bak devam et. Ben ne dedim abi? O jipten kesin biri gelir demedim mi? Dedim. O jip ne yapacak şimdi? O eve duracak. Değil mi bak? Yani hislerimde yanılmamıştım hocam. Eğer oraya inseydim o benim ölüş inişim gibi bir şey olacaktı. İyi ki de inmemişsin. Ya hani böyle araba gördüğünüzde direkt inmeyin. Bakın bir. Belki adam alabilir. Hani uçtuğunuz yere göre değişir. Bu arada aşağıdan videomuza birer like bırakarak destek verebilirsiniz. Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirim açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu arada bu hesabın şu an 130 puanı falan kaldı Fatih olmasına. 130 puan sonra Fatih olacak. Normalde dün gece Fatih yapacaktım ama yetişmedi. Üste bir de eksi falan yedim. Öyle kaldı. Şöyle bakıyorum, bu ev zaten boştur. Yani genelde böyle 1-2'li olan evlere kimse gelmiyor. O yüzden benim önerim tek tük evlerden loot yaparak daha kolay bir şekilde rank kasabilirsiniz. Sakın ismi olan 5 evden fazla evi olan bir eve asla gitmeyin. Böyle 1-2, 2-3... Hadi maksimum 4 o evlere gidin. 5'ten fazlası sıkıntı çıkarıyor. Hani tecrübeliyim, oradan söylüyorum. Buradan bir tane yeleğimizi buldum. Şu ekranımı da bir kilitleyeyim. Şimdi adamla savaşırken falan yukarı panel açılır, bildirim gelir. Ondan sonra ölürük pat. -50. Kimse de hiç -50 yemek istemez yani. Kulübeden ne çıktı? Uzatılmış çıktı. Mesut komiser var. Uzatılmış, hadi alayım. Lazım olur. Severiz. Lazım olur, aldım gitti. Burada bir tane smoke var. Dipçi aldım. Bunu aldım. Her tarafta şey var böyle. Silah koymamak için yemin etmiş gibi gözüküyor şu an. Aa, AKM buldum, tamam. AKM güzeldir. Ama 4x şimdilik bir tık fazla. Gerek yok. Bir an fazla hocam. Tamam, burayı lootladım. Şimdi buradan karşı eve doğru gideceğim. Öyle Dark Lost PK. Bu arada bu gerçekti sanırım. Elinde tabanca vardı. Bakayım bir, aynen. Bu aşağı bir yerden gelmiş. Bilmiyorum nereden gelmiş ama... Hallettik, sıkıntı yok hocam. Buradan bir tane de araba buldum. Okey, zaten bu yolda 3-4 tane araba spamı oluyor. Hani arabasız kalacağınızı da ben düşünmüyorum sizin. O yüzden hani rank kastek arkadaşlara en güzel önerim şudur. Kendi rotasyonunuzu belirleyin. Eğer ki kendi rotasyonunuzu belirlerseniz sadece siz bilirsiniz. Ama ben videoda kullandığım rotasyonu ne oluyor? Herkes biliyor değil mi? Sıkıntı oluyor. Diğerleri de atlıyor. Ben de atlayayım. Bak, bir şey olmuyor. Adam gelmiyor falan filan derken. Sonra bir bakmışız abi. Elikse atlıyor. Bir an jip sesi duyar gibi oldu. Hızlı bir şekilde şuradan şu bandajları da alayım. Yani şu eve atlayayım. Oradan şuraya gideyim. Şuradan arabamı bulurum. Gibi bir yol düşünün ve bunu sadece siz bilin. Hani arkadaşınıza bile söylemeyin. Çünkü eğer ona söylerseniz belki bir sonraki maç o size vuracak. Yani öyle düşünün. O yüzden benim önerim tamamen sadece senin bildiğin bir rotasyon çizmen. Yani sağdan sağa, soldan sola, şöyle yapayım, böyle yapayım. Hop, sonra alanda fightlaşırım, kilimi alırım, maçı kazanırım falan. Hani öyle düşün. Okey, brown loot'u da bitti hocam. Tamamdır. 15 bandajım var, sağlık eşyam yok. Alan şu otik tarafına vermiş. Önde bir tane araba var ama bu spam araba olduğu için onu pek fazla şey yapmayacağım. Hani buraya gelenler bilir bu arabanın spam olduğunu. Var mı biri hocam içeride? Eğer araba yoksa yok. Arabayı koyacağım. Hop, hızlı bir şekilde girip evlerimi lootlayacağım. Bir tane kit buldum, güzel, bende yoktu. Şırınga buldum, o da güzel. Oraya at şuradan. Ondan sonra şu vektörü de pompalı yerine alayım. Hiç olmazsa gene bir iş yapar. Hadi ben adamı vurabilirim der. Hani pompalı yok hocam. Tutturabilirsen vurur, tutturamazsan vurmaz. Ben pompalıyı pek tutturabilenlerden değilim. Sen de tutturabiliyorsan yani sen al. Ama ben gene de almayacağım.
Pompalı da en çok sevdiğim bu arada DBS. DBS harici hiç pompalı almam. Elimde silah yoksa alırım. Tabi de yani genel olarak söylüyorum burada. Bence şu an loot'um baya güzel. Yani 2 kit, 3 tane ağrı, 1 şırınga falan filan güzel. Daha fazla sağlık eşyası bulabilirsem alacağım çünkü lazım. Hani ilk alan eğer oyun bana vermezse ben girmem o alana. İlk alanı bana verirse de şöyle oluyor. İlk alan şimdi bende ya, kafam rahat. İkinci alan bakıyorum nerede, bende değil. Üçüncü alan giriyorum alana. Niye? Hani ikinci alan kapatacak ya. O ara ne oluyor? Sen zaten alandasın. Üçüncü alan giriyorum. Eğer üçüncü alan girmeyeceksem, yani böyle son 10-15 puanım kaldıysa, 20 puanım kaldıysa, dördüncü alan giriyorum. Riske atmıyorum. Çünkü riske atmaya hiç gerek yok. Çünkü sen zaten Fatih olacaksın. Az kalmış, ne gerek var riske? Buradan bir tane şey buldum. Okey. Bu paraları daha sonra M4 almak için kullanacağım. Kaç para oldu bende? 15 lira. Tam M4'lük para var ha. Şimdi arkadaşlar, ilk kalan sadece boostunuzu fullleyerek hiçbir şey yapmadan sağlığınızı %100 tutabilirsiniz. Haberiniz olsun, bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Yani hiç bandajmış, kitmiş, başka bir şeymiş basmanıza gerek yok. Böyle yavaş yavaş önümdeki evleri lootlaya lootlaya gideceğim. Sonra bir tane markete uğrarım. Marketten de ihtiyacım olan şeyleri alırım. Ondan sonra maçı kazanmaya oynarız. Yani ne kadar çok kazanırsak o kadar iyi. Ama hala sağlık eşyam birazcık azalandı şu oynayacağım için. Ben 5 bandaj daha buldum. Okey. Boost falan da bulmam lazım. Çünkü boost bittikçe takviye yapmazsak can hızlı gidiyor. Boostum %60'tan aşağı düşerse bu canımı şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Şöyle anlatayım size. Eğer boostun %60'tan fazlaysa 2 can atıyor. %60'tan azsa 1 can atıyor gibi düşünün bunu. O yüzden boostunuzun %60'ı geçmesine dikkat edin. Bu çok yani önemli bir şey. Buradan şu bagi de alayım, yoksa McLaren'la kafayı yiyeceğiz gibi geliyor. %60'tan aşağı düştü. Bir tane de ağrı kesici basacağım. Bu arada bilmeyen varsa diye şunu da söyleyeyim. Bir tane ağrı kesici 2,5 enerji ediyor. Yani bir ağrı kesici kaç yer kaplıyordu? Bir dakika bakmam lazım. 10 yer kaplıyor. Bir tane enerji de 4 yer kaplıyor, tamam mı? 2 tane enerji, bir de yarım enerji alamıyorsun. Ama şey yapıyor yani, nasıl diyeyim sana, 2,5 enerji bir tane ağrı ediyor. O yüzden çantanızda bulabildiğiniz kadar az ağrı olsun. Yani önemli olan şey enerji içeceği. Olabildiğince enerji içeceği alın. Ağrı kesici almaktansa enerji alın. O yüzden ben genelde mesela şey yapıyorum. Bazen son alanlarda 10-15 tane enerji içeceğim olduğu oluyor. O da şey yani. Şimdi mesela 2 tane ağrı alacağım ama 5 tane enerji alıyorum. Aynı mantığa denk geliyor. Hani aynı yeri kaplıyorlar ama enerji birazcık daha karlı, öyle düşünün. Burada bir M4 daha mı var? Aga M4'ü verdin mi sen de var ya, öyle bir M4 koyuyorsun ki her yere. Hani bilerek alsınlar falan diye. Az önce hiçbir yerde M4 yoktu. Şimdi de her yere M4 koyuyor. İkinci alanımız da yavaştan kapanıyor. Gene shooting'i atacak büyük ihtimalle. Şöyle bir yandan şuraya da bakayım. Belki hani lootlanmamıştır. Birkaç tane daha enerji içeceği bulurum. Belki 3 kaskı bulurum falan diye düşündüm ama sanırım girmişler buraya. Bakayım be. Aynen buraya girmişler. K98 bırakmışlar falan. Burayı var ya, her şeyi almışlar gitmişler. Yani bir şey kalmamış burada. Neyse ben bir tane daha ağır kesimi basayım. Sonra bandajlarımı basarken 37 lira param var. 3 kaskımı da alayım. Ondan sonra birazcık da boost alayım. Keyfime bakayım, alana gideyim. Şöyle bir tane 3 kask ver hocam bize oradan. Tamam. Kaç kitim var? 3 kit var değil mi? Kit alamıyorum. Buraya kim geldiyse bütün kitleri soymuş gitmiş. Tamamdır. Şimdi artık biz de alana gidelim. Hani sizlere önerim şey böyle. Tam bu alanda ya da bundan bir sonraki alanda girin. Zaten hani artık eksi yemiyorsunuz. Hani FPS'iniz düşükse bile oyunda, 15-20 FPS oynuyorsan siz de bunu yapabilirsiniz. Ben Jade Prime'de hep böyle oynuyordum yani. Anında sonradan giriyordum kanka, şimdi 60 FPS'im, gene sonradan giriyorum. 60 FPS'in farkı ne oluyor? Maç sonu kill almana yardımcı oluyor. Ama 15 FPS'ten dur içecek var orada, dur. Enerji içeceği her şeydir hocam, içeride de başka bir şey yok, hadi gidelim. Hani benim önerim, düşük FPS'seniz yani bu şekilde oynamanızı öneririm. Bu şekilde de çok rahat Fatih olabilirsiniz. Son alanda da eğer FPS'iniz düşükse arabayla gezip adam vurabilirsiniz ama yok benim FPS'im düşük, ben gene de bir kulübeye girip oradan adam vuracağım derseniz de siz bilirsiniz ama ben Jade Prime'de genellikle son alanda böyle arabayla adam ezerek kiralıyordum. Çünkü ya zaten cihaz kasıyor kanka, adam böyle 60 FPS biri gelse kafa tutsa sana öldün. O yüzden hani ama buggy ile gezsen mesela çok rahat yılanları ezebilirsin, kill çekebilirsin. Bunu öyle düşün birazcık da. Şurada bir durayım, şöyle bir cam basayım.
Aha bir içecek daha buldum. Aga bir şey diyeceğim. Gide gide içecek buluyorum ben ha. Ben bu işi sevdim. Halaya gerek yok. Al bu içeceği. İçeceği alamıyorum. Çantam dolu diyor. Okey, enerjiyi de aldım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım Fer diyeceğiniz. Ağrı basacağım. Niye? Çünkü ağrı çok yer kaplıyor. Belki yolda giderken gene denk gelecek bir tane enerji alırız. Şu ağrımı bastım. Artık alana doğru girmemiz gerekiyor. Çünkü alan kapanınca artık kit alanı gelecek. Kit alanına da eğer ki girmezseniz mecbur kit basacaksınız ya da ölürsünüz. Yani size öyle söyleyeyim. Bir yandan da yoldan geçeceğim. Eğer bulabilirsem bir buggy bulacağım. Benzini lazım. Yani son alanda abi belki ben de ev bulamayacağım. Şimdi adam ezeceğim. Yılan yapacağım böyle. Milleti vuracağım. Hani ama benim düşük FPS'leri en iyi önerim son alanda arabayla gezip yılanları ezin böyle. Yani benim önerim bu agam. Önerimi dinleyip dinlememek size kalmış bir şey. Ama J7 Prime'de yaptığım taktik buydu benim. Hani zaten ben C1 S1'e kadar J7 Prime'le oynuyordum. İsteyenler kanalda rank kasma videolarımı izleyebilir. Emülatörde de oynadım. Ama emülatör mesela Taş Ligi'nde win alıyordun. Artı 20 veriyordu. Şu an mesela mobilden bir git Taş Ligi'nde win al. Burası alabilir miyim? Bunun da benzeri bitmiş. Yani en kötü 40 puan alıyorum ben şu an Taş Ligi'nde win aldığımda. Hadi 35 olsun yani. Arasındaki farkı size öyle söyleyeyim. Zamanında ben emülatör oynarken yeni işe girip C7 ile kasıyorum dediğimde inanmayanlar oluyordu ama hani ben söylüyordum. C7 Prime'da ilk 10'a giriyor. Emülatörde win aldığımdan daha çok puan veriyordu. Öyle düşünün yani. Mesela bir kill ile ilk 10'a giriyorsun Taş Ligi'nde hocam. Artı 25-30. Emülatörde ne yapıyorsun? Kill alacaksın, win alacaksın. Kaç? Artı 20. Bitti. Hani bu kadar. Bu arada şuradan bir kill mi çekeceğim? Bir dakika. Gelmedi. O benim canım az. Bir dakika kit basacağım. Ben niye bunlarla fightlaşıyorum ki? Hatta dur direkt sağlığı basayım da alana gireyim artık. Şimdi bir tane artık enerji basabilirim. Sıkıntı yok. Onlardan birini çeksem çok tatlı olmaz mıydı ya? Bence bir şey diyeyim mi? Çok güzel olurdu ama başaramadık. Okey, arabamın benzini az ama artık alana gireceğiz. Şu silahımı da bir değiştireyim. UMP'yi alayım. Yakında UMP çok tatlı bir silah. Rank kasan arkadaşlar düşük FPS arada benim önerim Uzi ile M4 alın ya da UMP M4 alın. Ama yani tamamen size kalmış. Ben eskiden oynadığımda Uzi daha çok vuruyordu. Şimdi Uzi vurmuyor, üflüyor. Arabanın benzini de alsalarım. Ben son alanda bir kulübe almam gerekiyor. Şu daha da bir kulübe vardı. Boşsa oraya alalım. Arabanın benzini yoksa hiç sıkıntı hocam. Gözü dolu. Tamam tamam bir şey yok. Tamam bir şey yok. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Gir kulübene yat ya. Benden ne istiyorsun? Ben sana bir şey yaptım mı? Yok. E şimdi ben senin lastiğini almayacağım mı? Lastiğe lastik hadi bakayım. Sen benim lastiğimi alırsan ben de seninkini alırım. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? He? Arkadaşlar yerim güzel bence. Arabada birazcık beni arkadan korur, tamam. Şey gibi vuruyor böyle susturucuyla bas vururmuş gibi vuruyor maşallah. Kanka sen o kulübeden çıkacaksın biliyorsun değil mi? Bak bana gel. Ya arabamın zaten lastiği kalmadı. Lastik kavgası mı ediyoruz? Bak ben de alırım. Alamadım. O kulübeden ben aim olmaz sanıyordum. Nasıl vurdu beni ya? 17. oldum. Hani bu rankta bile artı 7 verdi mesela. Hani amaç tamamen şey böyle. Son alana kalayım. Şey yapayım bak. 17. olmaya artı 7 verdi. Gerisini siz düşünün de ben bunun beni vuramaz diye düşündüm ya. Hani şey olur ya böyle genelde. Silah denersin abi. Tam bu cam kısmı var ya. Oraya dener değer falan filan sandım da değmiyormuş. Vurdu beni. Ben şey yapacaktım. Öyle denerken HS atıp vuracaktım ama çok rahat beni vuramıyormuş. Onu anladım.
Artı 7 aldık. Bence Asus tası da 7 puan bereket versin. Ve hani bunu şeyde verdi. Bu rankta verdi. Hani demek istediğim mobilden bu şekilde rank kasarak çok rahat bir şekilde Fatih olabilirsiniz. Bak kiralmadım. İkilim vardı, o da bot leşiydi. Bitti. Neyse, bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay.